Selamlar herkese, hoş geldiniz. Bugün MVVM mimarisi üzerine unit test yazacağız. Ben daha önce projeyi oluşturmuştum, mimariyi de yazmıştım, unit testini de yazmıştım. Bunu da sosyal medya hesaplarımdan paylaşmıştım aslında. GitHub'dan ve Twitter gibi sosyal mecralardan. Çok istek olunca ben de videosunu çekmeye karar verdim unit testin. Şöyle GitHub profilime bakacak olursak, beni bu arada GitHub'dan ve YouTube'dan takip ederseniz çok sevinirim. Şöyle en yukarıda unit test MVVMC example olarak yazıyor. Burada işte projenin genel yapısıyla alakalı bilgilendirmeler yazıyor. Böyle bir dokümentasyon hazırladım. En altta da update versiyon kısmı yazıyor. Buradan isterseniz indirip inceleyebilirsiniz detaylı bir şekilde. Bunu tekrardan şöyle alabiliriz. Şimdi tekrar gelecek olursak ilk önce Xcode versiyonumu göstermek istiyorum size. Şöyle, ben Xcode şu anda 15.01 olarak devam ediyorum. Bu bilgisayarımda şu anda 15.01 var. Bir de size iOS sürümünü göstereyim. Şu anda iOS 15 deployment target var şu anda proje içerisinde. İsterseniz bunu düşürüp yükseltebilirsiniz. Genel olarak bir yapısına bakacak olursak bir network layer var burada. Bir tane list VC var. Burada işte view model'ın delegesinin tetiklendiği, load işlemlerinin yapıldığı, işte setup view'in yüklendiği, yani table view'in yüklendiği. Inject kısmı var. İşte view model'dan gelen işte case'lerin handle edildiği output kısmı var. Bir de table view'in data source ve table view delege kısmı var. Delegesinde şu an bir şey olmadığı için boş olarak ayırdım extension'ın içerisine. Bir tane de App Coordinator var içerisinde. Aslında tam olarak MVVM değil de MVVMC diyebiliriz. İşte Coordinator üzerinden daha çok navigasyon işlemlerini sağlıyoruz. Yönlenme işlemlerini yapıyoruz. Son olarak da bir tane BaseView Controller var. Bunun içerisinde de bir indikatör var. İndikatörle de ilk ekran açıldığında istek atarken loading işlemini yapıyoruz. Yani loading olarak gösteriyoruz indikatörü. Bir de API Settings'e de işte URL kısmı ve API Key kısmı var. Bunu da böyle basic bir şekilde ekledim içerisine. Bir tane de modelimiz var. Bu article alıyor haberler içerisinden. Article'ın içerisinde de sadece title ve description var. Zaten bunu örnek mimari amaçlı göstermek için ekledim. Yani daha basit olsun ki anlama düzeyi daha yüksek olsun diye. Bir tane de resource loader'ımız var. Burada da işte resource loader üzerinden given, when, then mantığıyla unit testimizi yazarken buradaki resource loader'ımızı given içerisinde kullanacağız. Şimdi bir tane mock network service ile başlayabiliriz. Bir tane mock network service yazalım. Bir tane Swift file oluşturuyoruz. İsmi nives list mock ya da şöyle olsun. Mock new list service olsun. Hemen bir tane mock service oluşturalım. Final class yapıyorum bunu, overwrite etmeyeceğimiz için. Ne olsun ismi? Zaten ismini hazırlamıştık. Direkt buradan alabiliriz aslında. Şöyle ekleyelim. Şimdi bunun içerisine network servisimizin protokolünü conform ediyoruz. Conform ettikten sonra bu bize kızacak zaten şimdi. Diyecek ki protokol içerisindeki buradaki fonksiyonu içerisine ekle. Geldi zaten kendisi. Şimdi ben bir tane de değişken oluşturmak istiyorum bunun için. Bunun ismi de var nives eşittir nives olsun. Buradaki modelimizi oluşturuyorum. İçerisinde boş bir article gönderiyorum. Modelimiz zaten şurada. İçerisinde article oluyor ve title ve description gönderiyoruz. Bu article içerisine de şurada resource loader'daki şu articles'ı ekleyebiliriz, şuradaki title ve description kısmını. Bunu alalım. Şunu şöyle silebiliriz bunları. Title ve description'ı ekledikten sonra ne için kızıyor bize bakalım. Şunu alayım. Şöyle. Bir tane articles oluşturalım. Bunu diyor böyle kullanamazsın diyor. Çok güzel. Bunu hemen aldım. Şuraya da bir tane parantez ekledim. Şimdi şunu da silersek tam olması lazım. Şimdi title description alıyor bu. Bir saniye. Şöyle şunu da silmemiz gerekiyor. Aynen. Title description alıyor bu. Bu hatta bir tane değil de ya da bir tane alsın, yeterli bir tane alması şu anlık.
Şimdi bunu completion içerisinden success olarak göndereceğiz. Oluşturduğumuz mock list servisi, nifs list servisi test case içerisinde yazarken bunu kullanacağız şimdi. Şimdi buradaki resource loader'ımızı da anlatmak istiyorum. Burada bir tane resource'umuz var. Bir tane case ekledim, nifs diye. Bir tane JSON string ekledim içerisine. Yine title ve description alıyor. İşte bu title ve description'ın değerlerini şimdi biraz sonra mock nifs list servisindeki ile birlikte test edeceğiz isteğe çıkarak. Şimdi test case'imin içerisine geliyorum. Buradaki test table import unit test MVVMC example import değilse bu import edebilirsiniz bunu. Burada zaten bir tane setup geliyor override edilmiş olarak. Bunu isterseniz şuradaki test case'i buradan unit test yazarak buraya ekleyebilirsiniz testing bundle'ı veya projeyi oluşturduğunuzda projeyi oluştururken zaten orada bir checkbox oluyor. Onu tıklarsanız yani o checkbox'ı işaretlerseniz direkt kendisi oluşturuyor test case'leri. Onun üstüne yazarak da ilerleyebilirsiniz. Alternatif olarak buradan da test case'i ekleyebilirsiniz. Şimdi test case eklediğinizde fonksiyonlar geliyor. Ben burada override setup fonksiyonunu kullanacağım. Bir de vModel içerisindeki test edeceğim load fonksiyonunu kullanacağım. Onun için de şöyle yapıyorum. Ben fonksiyon ekliyorum. Bunun ismi de test load olsun. Bir tane de test load fonksiyonu oluşturdum. Şimdi bir tane mock view oluşturacağım. Çünkü bizde şu an elimizde mock list, nifs list servis var. Burada bir tane view modulumuz var burada. Şimdi bu view modulu da test etmek için bir tane de view'e ihtiyacımız var. Şimdi onu da test case içerisinde oluşturacağım. Hemen bir tane mock view oluşturalım. Private class olsun bu. Mock view olsun ismi önemli değil. Şu anlık zaten example olarak düşünebilirsiniz. Örnek olarak size göstermek için ekliyorum. Bu da nifs list vm delegeyi alsın. Delegeden şimdi bize output'umuzu gönderecek. Hemen output'umuzu ekliyorum. Output'umuz geldi. Bir tane de bu output'ları içerisine atmak için bir tane output'un user interaction'dan gelen case'lerini eklemek için bir tane de output ekleyeceğim dizi olarak şöyle. İsmi var output olsun. Şöyle yazalım. Bunun da şuradan alabiliriz bunu. Eşittir. Bunu boş yapabiliriz. Boş bir dizi olsun şu anlık bu. Çünkü buradan her output geldiğinde outputs içerisine output'u append edeceğiz. Yani ekleyeceğiz. Şimdi bu mock view biz biraz sonra test load içerisinde isteğe çıktığımızda buradaki output ile dolacak ve bize kaç tane output geldiğini yukarıda görebileceğiz. Onun için şimdi ilk önce bir private var with model diyorum. Bir new list VM oluşturuyorum. Bir de private var servis diyorum. New mock nifs list servisi oluşturuyorum. Bunu protokolden alacağımız için mock değil de nifs list servis olacak. Şöyle ekleyebiliriz. Network servis hatta. Çok pardon. İsimleri karıştırabiliyorum bazen. Şöyle. Görmedi. Network servis burada. Şimdi bir de mock view'imizi ekleyeceğiz. Private var. View olsun bunun ismi de. Mock view alsın bu da. Şimdi setup'ımızın içerisine geliyoruz. Şimdi buraya geliyoruz. İlk olarak servisimizi oluşturuyoruz. Servisimiz neydi? Mock nifs list servis. Sonrasında view modulumuzu oluşturuyoruz. View modulumuz neydi? Eşittir. Nifs list view model implementation. İçerisine servisi gönderiyoruz. Son olarak da mock view'imizi oluşturuyoruz. Bunu da view eşittir mock view diyebiliriz. Son olarak da view model içerisindeki delegeye view'imizi gönderiyoruz. Şimdi test load'umuzun içerisine geliyoruz. Biz burada given when'den mantığıyla ilerleyeceğiz. Şöyle ekleyelim. Given when then case'imizi çağırıyoruz. Onun için hemen bir nifs oluşturuyoruz. Try diyoruz.
resource loader nokta load nifs diyoruz. Resource olarak da nifs'i seçiyoruz. Kaynak olarak. Şuraya gelelim hemen. Şuradaki case'i alıyoruz. Bununla birlikte çağırıyoruz. Parametre olarak. Bu da bize bir nifs döndürüyor. Bu hata gelirse bize zaten işte test case yazdığımız için bir hata fırlatıyor. Sonrasında burada bir JSON data var zaten. Burayı da anlatayım size ufak. Bir JSON datayı alıyoruz. JSON string olarak datanın içerisine ekliyoruz. Sonra bunu decoder ile decode edip nifs'i döndürüyoruz. Nifs response olarak. Eğer bu hatalı gelirse buradan zaten bize hata fırlatacak. Tekrar unit test example'ımızın içerisine geliyorum. Handle edilmedi diyor. O yüzden şuraya geliyoruz hemen. Buraya throws yazıyoruz. Hata fırlatacağı için buradaki try, buradaki throws'u yazmamız gerekiyor. Yoksa bize biraz önceki gibi, sağdaki gibi hata verir. Sonra geliyoruz buraya. Burada when kısmında da vModule'un delegesinin içerisine view'i gönderiyoruz. Sonrasında ise vModule'umuzun içerisindeki, hemen göstereyim size şurada, load kısmındaki fonksiyonu çağırıyoruz. Burada fonksiyonun içerisinde zaten isteği çıkıyor. Loading kısmı var. Loading başlıyor, isteği çıkıyor. Sonra loading durduruluyor. En sonunda isteğin sonucu geliyor bize. Şimdi tekrar buraya geliyoruz. Burada vModule nokta load yazıyoruz. Load'umuzu ekledikten sonra son kısma geliyoruz. Burada unit testin bize sağladığı bazı parametrelerle test işlemini yapıyoruz. İlk önce hemen alta inelim. Eagle diyelim. Burada ilk olarak view'den gelen outputs'un sayısını kontrol etmek istiyorum. Bu kaç gelmesi gerekiyor? Şuradan bakalım hemen vModule içerisinden. 1 bu, 2 bu, 3 bu. 3 tane bizim notify'ımız var. 3 tane notify gelmesini bekliyoruz. Tekrar geliyorum buraya. Buraya 3 yazıyorum. Şimdi bunu bir test edelim. Bakalım çalışıyor mu? Master. Yukarıdan direkt buradan da test edebilirsiniz. Final class'ın içerisinden. Fonksiyonu test etmek isterseniz buradan test edebilirsiniz. İsterseniz command U'yla da komple testi başlatabilirsiniz. Şimdi testimizi etsin bir bakalım. Gördüğünüz gibi success olarak geldi, başarılı olarak. Şimdi load içerisindeki case'lerimizi test edelim. Bunun için XCT yine Azure Eagle'ı kullanacağız. Şöyle şuradan çağıralım hemen. Hemen view.outputs 0. indeksi bize show loading'in true'sunu gösterecek. Yine ikincisini alalım. Bu tekrar loading false'a dönecek. Sonrasında bu 1. indeks olacak. Son indekste ise şimdi bu buradaki 1, bu 2 kısmı da son olarak ikinciye bakıyoruz. Dizideki ikinci değeri. Bu da nifs kısmını bekliyoruz burada. Bu case'den nifs geldiğinde buradaki nifs'i gönderiyoruz. Şimdi bir daha command U ekliyoruz. Bir yerde hata var. Şurada bir tane parantez eksik kalmış. Şimdi bir daha geliyoruz yukarı kısma. Gördüğünüz gibi başarılı ekranı geldi. Testimiz başarılı. vModule'umuzun içerisindeki load fonksiyonumuzu burada test ettik. Burada instance alanımızı oluşturup setup içerisinde ekledik. Burada da bir tane mock view'imiz var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. GitHub üzerinden takip edebilirsiniz. Güncel olarak beklediğiniz, yani istediğiniz diğer konular varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorum olarak ekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.